Evet Kenan adaylar açıklandı çarşı karıştı. Tepkiler, kızgınlıklar, öfkeler. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bir ittifak yapıldı. Millet İttifakı. E şimdi bu Millet İttifakı'nın ittifakın adı ne? İttifak yani. E şimdi burada insanlar niye bu ittifakın içinde? Kendi ekiplerinden de milletvekili olsun diye. Fakat bakıyorum özellikle bazı isimlere hani daha CHP'li diyeceğim isimlerden tepkiler var anlamakta da zorlanıyorum. Yani neyin tepkisini gösteriyorsunuz? Mesela Taha Ün diye bir tane troll vardı hatırlarsın. Bizde de bayağı bir uğraşıyordu. O zamanlar sırtına AK Parti'ye dayamıştı. Ve sağlam de, irade. Sağlam irade diye. Bayağı telefondan beni taciz ediyordu. Telefon kayıtları alıp yayınlıyordu falan. Müthiş yapmadığı terbiyesizlik yok adamın bana yani. Hani bir tek düşünün ben gazeteciyim de. Hani Türkiye'nin tanıdığı bir gazeteci. Adam bu kadar cüretkardı. Sonra AK Parti'den şutlandı. Ve de Ahmet Davutoğlu ile beraber yola çıktı. Şimdi onun eşi mesela CHP listesinden girmiş. Emine Erdoğan'ın eski özel kalemi. Özel kalemi. Ben de dedim ki e ee, yani ben hani bu Taha'nın bu karaktersiz şeyine karşı şey mi diyeceğim ya eşi de girmesin mi diyeceğim? Bir zamanlar Emine Erdoğan'ın danışmanı diyeceğim? Yok. Yani ittifak dediğim budur yani. Ben şeyi anlamıyorum bu hani Duygusallaştırmayı, kişiselleştirmeyi biz CHP oy verenler bunu oy vermeyiz. Ne? vermiyorsun da nasıl olacak? Yani oyun yüzde 25. İttifakla geldi, bunu çoğaltmaya çalışıyorsun. İşte şeyden Ak Parti'nin şeylerinden almaya çalışıyorsun, merkez sağdan almaya çalışıyorsun. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Dün biraz sosyal medyaya baktım. Hani bu neyin kafası yani? Küçük olsun, bizim olsun. Mu? O zaman da yüzde 25 işte yani. Şimdi büyütmeye çalışıyorsun. Niye bunlar geldi? Ya kardeşim. Gelecek yani o da gelecek. Sadullah Ergin de gelecek. Öbürü de gelecek yani. Eğer büyümek istiyorsan böyle olacak. Bilmem yanılıyor muyum? Sen de düşünüyorsun Kenan. Ee, yani ittifak kelimesinin anlamını biraz daha şey yapmak lazım ama bir iki ismi özellikle yani Sadullah Ergin meselesinde böyle hani özellikle CHP kimliğine ve CHP okurlarının çok takip ettiği isimlerin tepkisi var. Ee, Sema Silkin'e de tepki var ama o kadar değil. Yani ben Gelecek Partilerle konuştum e, Sema Silki'nin aslında yeri seçilecek bir yer ama tepkiden dolayı seçilemeyebilirmiş. Öyle de bir şey var. Hayır ben bu e, tepkiyi ama... anlamıyorum. Arkadaş neyin tepkisini gösteriyorsunuz? Yani hem ittifaka giriyorsun. E tamam Ahmet Dav Davutoğlu'nun şeyi Ali Babacan'ın sağ kolu Sadullah her Bir şey olduğu zaman Sadullah Bey arar bizi yani. Cüneyt Bey şöyle bir şey var bilmem ne vardı. Yani bu bu tepkinin bu şeyini anlamıyorum. Yani ne bekliyordunuz yani hani? Şimdi Sadullah Ergin'i koymayacak mıydı? E kardeşim Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ya yani bunlar <laughs> ya da Temel Karamollaoğlu en bombası da Demokrat Parti'nin de milletvekili koyması değil mi? Onlar ta şeye girince böyle arsaya şeyden girince, dutlukken girince oradan hemen milletvekilinde kaç tane milletvekili koymuşlar? Üç tane. Evet temelden giriyorlar onlar Cüneyt Bey. Temelden <laughs> girince böyle oluyor. Seçilebilir yerde mi üç milletvekili? Ee, Cemal Engin Yurt'un yeri iyi. Ee, diğerlerine bakayım bir saniye. Abi bakar Cemal mısın Engi... yani? Hani bir yandan Demokrat Parti 3 milletvekili çıkartıp Muharrem İnce 0 milletvekili çekerse süper olmaz mı yani bu hikaye? <laughs> yani gel de hani şey yapma. Ee, şimdi şöyle bir genel bir geçelim üzerinden şimdi. ilginç şeyler ne? Dün mesela ne öne çıktı sen baktığında listelerde? AK Parti'den başlayalım istersen. Evet AK Parti'de tabii şey... Bu üç dönem kuralı uygulandı biliyorsunuz. Yaklaşık aday olmayan toplamdaki sayıyı tam ben size vereyim. Önce gazeteci adayları söyleyeyim mi Cüret Bey? Hazırlar Abi içinden ne geliyorsa söyle Kenan'cığım. Tamam. Hiç şey yapma yani. <laughs> Tutma kendini yani. Bir şey gibi konuşmayalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz AK Parti listelerinde birçok bir dönemde gazeteciler farklı partilerden meclise girdiler. Bu dönemde de AK Parti'den aday olan isimler var. Şebnem Bursalı var A Haber'den. Sabah Star Gazetesi gazetesinden... Evet. evet. Hem A Haber hem de Sabah gazetesinden. Ee, Star gazetesinden Halime Gökçe var. Kendisi AK Parti İl Başkanlığında da bir görevi vardı. Ve Hulki Cevizoğlu bence sürprizlerden birisi o. Bence bomba Hulki Cevizoğlu'nun <laughs> Cevizoğlu AK Parti'den seçime girmesi ya. Hulki Cevizoğlu daha önce DSP'de miydi? Neredeydi? Bir yerlerden girmişti diye hatırlıyorum. Evet DSP ile bir şey vardı daha önceden. Üç dönem kuralına takılan isimler var Cüneyt Bey. Onlar 65 tane farklı isim. Üç dönem kuralından dolayı AK Parti'de listeye giremediler. Aralarında Recep Akdağ, Mehdi Eker, Taner Yıldız bu arada geçmiş olsun diyelim ona da. Eski Enerji Bakanı hastaneye kaldırılmış. Yalçın Akdoğan var Erdoğan danışmanlarından. Nabi Avcı var. Ee, Akif Çağatay Kılıç var eski spor bakanlarından. Ee, Şirin Ünal var eski asker kendisi. E, Fikri Işık var eski sanayi bakanı Mahir Ünal var Mahir Ünal ismi o da e, şeye girmemiş 3 dönem kuralına takılmış isimlerden ve Volkan Bozkur eski AB bakanı o da üç dönem. geçen kuralına gün kuralına Volkan, Volkan Bozkur'la karşılaştım biliyorsun bizim e, Luka'nın sahibi Cem Mirap'ın kayınpederi Volkan Bey'le karşılaştık e, dedi dedik ya ben girmeyeceğim zaten 4 dönem yaptım yeter bu kadar dedi Volkan dedim anılarınızı yazın yani hani başladınız mı dedim bakıyorum dedi Bence yazmalı. Yani AK Parti'nin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Tabii asıl sen bomba ismi şey yapıyorsun, atlıyorsun. Yavaş yavaş Benim de ediyorum. okul arkadaşım olan Mücahit Aslan yok listede. Evet. Değil mi? Şimdi Mücahit Aslan derin AK Parti'nin en saygın ve en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani Erdoğan'ın yol arkadaşı. Ve de bence asıl sürpriz Mücahit'in olmaması orada. Bizim de... Asil'in en yüksek okulu girip işte iletişim fakültesinden bitirdiğimiz okulda benim okul arkadaşımdı Mücahit. Ee, Mücahit e, AK Parti'nin DNA'sıdır yani. DNA'nın yarısıdır öyle söyleyeyim. Yani hani e, bir dönem e, kardeşinden dolayı biraz sıkıntılar yaşandı ama babası da e, AK Parti milletvekiliydi. Hatta çok e, güzel bir kitap yazdı e, yaşadıkları ile ilgili, Güneydoğu sorunu ile ilgili. Ee, Mücahit'in olmamasına şaşırdım ama herhalde şey diye düşünüyorlar şimdi bu üç dönem kuralına takılanlar muhtemelen eğer AK Parti seçilirse daha aktif hani bakanlık başka görevler alacak gibi geliyor bana. Ee, o önemli mesela benim en çok dikkatimi çeken Mücahit Aslan. Dün Turizm Bakanı'nı aradım. E, Mehmet Ersoy'u dedim hayırlı olsun çünkü iki bakan milletvekili listelerine giremedi. Ee, hem Mehmet Ersoy giremedi derken girmedi. İstemediler yani. Mehmet evet. Ersoy ve daha önce söylediğimiz Fahrettin Koca, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Şimdi aslında her ikisi de atanmış bakanlardı, yani profesyonel, kendi işleri olan. İşte Fahrettin Bey zaten kendi hastaneleri var, Mehmet Bey'in kendi otelleri var ve de girdiler, çalıştılar ve çıktılar. Aslında. Ee, yani tam siyasete girdiklerini de söyleyemeyiz. Zaten ben mesela hem Fahrettin Bey'le hem Mehmet Bey'le konuştuğumda her ikisi de bunun bir hani askerlik gibi bir görev olarak e, kendileri bunu ele alıyorlardı. Yani Turizm Bakanlığı'nda, e, Sağlık Bakanlığı'nda. Nitekim e, orada bence çok ilkeli bir duruşla sergilediler. Ki bence çok baskı olduğunu eminim hani girin milletvekili olun diye. Ve de milletvekili dokunulmazlığını elleriyle, ellerinin tersiyle reddedip dediler ki ya biz geldik, işimizi yaptık, gidiyoruz. Bundan sonra başka bir şey olursa da, görev düşerse de yaparız diyorlar. İki bakan da bence çok ilginç ve e, yani herkesin birbirini yediği, milletvekili olmak için birbirinin hani kuyusunu kazdığı bir ortamda iki bakan da dediler ki biz bütün baskılara rağmen biliyorum yani şeyden yukarıdan gelen baskılara rağmen direndiler ve dediler ki ya biz olmak istemiyoruz. Bence AK Parti'nin sürprizlerinden İlk üçü bu gibi geliyor bana Kenan. Başka ne var AK Parti'de? Başka, Meclis Başkanı Şentop listede yok. Ee, grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Yılmaz Sunç yok listede. E, Dikkatim çeken isimleri söylüyorum. Hem de kamuoyunun yakından tanıdığı, yoksa 70 kişilik, 80 kişilik liste var. Binali Yıldırım yok, Genel Başkan Vekili. Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mehmet Özsaseki, Nurettin Canikli. Çok konuşulan isimlerden Yok bir birisi. De... Bunların Bunların evet, hiçbiri listede bilginç. yok.